Evet, değerli basın mensupları, değerli azalarımız, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart 2024'te yerel seçimler olacak ve aynı süreçte de muhtarlık seçimleri olacak. Ve bu muhtarlık seçimlerinde de ben de Batı Mahallesi'nde 4 adaydan bir tanesiyim. Şu ana kadar 4 adayımız var, onlardan bir tanesiyim. Diğer adaylar da tabii ki çok güzide, çok iyi adaylar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben kendimi tanıtayım. 1973 doğumluyum. Benim farklı bir yönüm var. Nasıl bir farklı yönüm var? Birçoğunuzun memleketi vardır, gideceği yer vardır. Ama benim memleketim, vatanım burası. Benim gideceğim yer yok. Çünkü bizler 1924 mübadelesinde buraya yerleşmiş bir ailenin 3. kuşağını temsil ediyorum ve bizler için de Pendik çok değerli, özellikle Batı Mahallesi. Şimdi bizlerin buradaki amacı belli. Batı Mahallesi'ne muhtar adaylığı için bir yola çıktık. Hakkımızda her şeyin hayırlısı diyorum. Ben ilkokulu Pendik Merkez İlköğretim Okulu'nda okudum. Ortaokulu Pendik Lisesi'nde bitirdim. Lise 1'i Pendik Lisesi'nde okuduktan sonra Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi'ne geçtim. Oradan mezun oldum. Akabinde de staj hayatımı Pendik'te hepinizin tanıdığı Ahmet Lütfü Akar'ın yanında stajıma başladım. Bostancı Tren İstasyonu'nun projelendirmesinden tutun sayısız projede çizim olarak benim emeğim vardır, imzayı Ahmet abi atmıştır. Ha, bundan sonra da tabii bu askerliğe gittim, geldim. Askerliğe gittikten sonra Pendik'teki daha birçok yer açılmamışken 23 Nisan Caddesi'nde 7 sene kadar esnaflık yaptım inşaat sektöründe. Ve o süreç içerisinde de akabinde 2008'li yıllarda Kent Plus Ataşehir Şantiyesi'nde Dorte'in 2044 dairelik şantiyesinde şantiye şefliği görevini yaptım. Ve tabii hasbelkader şimdi tabii ki Erol abim, Metin abim, onlarla beraber çalışmıştığımız radyo programcılığım, aynı zamanda Melodi FM'de, Radyo Çınar'da basın mensupları olarak size söylüyorum. Bu geçmişimiz de var. Ve ondan bir alışkanlık yaparak ister istemez bir sosyal medya grubu açtım 2011 yılında. 2011 yılında açtığım bu grupta benim amacım ilk etapta semtimizi tanıtmak, işte cenaze haberlerini vermek, eczaneleri, nöbetçi eczaneleri bildirmek, bunlarla beraber işte semtteki anılarımızı bildirmek ve canlı yayınlara insanları alıyordum. Fakat öyle bir talepler gelmeye başladı ki bunu ben 2011 yılından beri yürütüyorum. Ancak hiçbir zaman Batı Mahallesi'yle sınırlı kalmadım. Yani ben seçimi düşünerek o grubu açmadım. 36 tane mahallemizin yaklaşık olarak 30'unda 352 tane aileye destekte bulunduk, yardımda bulunduk. Birazdan onları da size anlatacağım. Ha, burada şöyle bir şey var. Benim gene aklımda muhtar adaylığı yoktu. Ancak işte değerli büyüklerim ve eşraf özellikle dediler ki, yani Bülent sen etkinsin, hareketlisin, aktifsin. Semtimizdeki birçok sıkıntıya koşuyorsun ki ilerleyen süreçte kısa not geçeyim. Mesela sokak lambası bozulur, bana ulaşırlar. Ya kuşu ölen teyze bile gecenin 10.30'unda beni aradı. Nereye kuşumu gömeceğim diye. Bununla beraber yaptığımız yardımların haricinde yaptırdığımız mazgallar, çöp konteynerlarının pisliği. Şimdi ben mevcut muhtarımıza kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü o da bizler için değerli, bizim büyüğümüzdür, ablamızdır. O yüzden ancak mahallemizde eksikler var. Bu eksikliklerden dolayı da düz mantık düşünmek lazım. Bir muhtarın ya da bir görevde olan birinin karşısına 3-4 tane rakip çıkıyorsa insanlar memnun değildir. Yani bu düz mantık ve çok net. Şimdi ben şunu söylüyorum, yaptıklarım yapacaklarımızın teminatıdır diye. Niye? Tek tek kalem kalem yazdık. Neler yapmışız, neler etmişiz, neler yapabileceğiz, bunların da notunu aldık. Hem buradaki olay şu. Ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, inşallah semtimiz için hayırlısı olur. Biz de elimizden geldiği kadar destekleriz. Şu anda 352 tane, hepsinin kayıtları var bende. İleride eğer deşifre etmek istemiyorum ama istediğiniz olursa da gösterebilirim. Bu ailelerin ihtiyaçlarını, erzak ihtiyacı ayrı, işte yakacak ihtiyacı ayrı, öksüz yetim çocuklar ayrı, A'dan Z'ye kırtasiye malzemeleri ayrı, bunların hepsini karşıladık ve 352 aileyi biz şu anda 100'e düşürdük. Aileleri işe soktuk, bir şekilde onlarla mücadele ettik. Ama bunu... İhtiyaçları nasıl karşılıyorsunuz? Bunun ihtiyaçlar şöyle, sosyal medya grubum, benim Pendik Batı Doğu Mahallesi sosyal medya grubum var. 2011'den beri faaliz. Orada ihtiyaç sahibinin ihtiyacını ben belirtiyorum grup üyelerimiz aracılığıyla. Yoksa birlikten kuvvet doğar. Amacımız zaten bu.
Amacımız Batı mahallesinde tekrar birlik beraberliği sağlamak. Şu an kopukluk var mahallemizde. Neden? İnsanların arasında bir ayrımcılık oldu. Buna gerek yok. Ben burada doğdum. Bakın iki sokak arkada evim ahırımızmış bizim. Düşünün. Dedemler hayvanları bağlarlarmış oraya. Yani dışarıdan belki size farklı gelebilir. Niye? Şimdi biz burada büyüdük. Benim atalarım burada büyüdü. Konuşmamın başında söyledim. Benim yurdum burası, vatanım burası. Başka gidecek bir yerim yok. O yüzden de bu semt için kim ne zaman benden bir şey istediyse işimi yerine geri bıraktım. Çünkü benim için şu çok hassastır. Sana ihtiyacım var kelimesi benim için çok hassastır. Ne olursa olsun gittim. Yaşlı teyzem ise yaşlı teyzemiz, hasta teyzem ise hasta. Ya da ilkokul çocuğu kırtasiye malzemelerini alamıyor ya. Bir tane geçen sene çanta 1500 lira. Yani fiyatlar uçtu, acayip yükseldi. Kırtasiye malzemeleri aynı şekilde. Ha, yine kırtasiyelerde Pendik'e esnafımız kazansın diye onlardan aldık. Büyük marketlerden almadık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına kıyafet yardımlarımız. Şimdi öksüz yetim çocuklarımız var. Onun haricinde darda zorda olanlar var. O da nasıl? Şimdi devlet destek veriyor. Ancak herhangi bir yerden bir maaş alırsa destek vermiyor. Şimdi teyzemiz emekli maaşı alıyor. Ev kirası belli. Torunuyla beraber kalıyor, okuyor. Onun ihtiyaçları belli. Hangisine yetişecek teyzemiz? Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Batı mahallemizde özellikle pandemiden sonra çok sıkıntılı ailelerimiz oldu. Şu anda biz Batı mahallesinde 24 tane ailemize yardım ediyoruz. Bu çok acı bir gerçek. Yani Batı mahallesi gibi bir mahallede 24 aileye yardım ediyoruz. Bakın elektrik faturası, su faturası ya da doğalgazını ödüyoruz. İhtiyacı olan erzağını karşılıyoruz. Ya da torunuyla beraber kalan var. Okul masraflarını karşılıyoruz. Bir de 22 tane üniversitede okuttuğumuz 40 öğrencimiz var. 4'ü mezun oldu. 18'ine hala devam ediyoruz. Büyük bir sıkıntı var. Biz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Yukarıdaki 36 mahalleye de yetişmeye çalıştım ben. Niye? Ben oy düşüneceğim. Mahallemden niye çıkayım? Ben mahalleme çalışırım dedim. Ama benim öyle bir düşüncem yoktu. Benim kitlesel bir düşüncem vardı. Pendik'ti benim düşüncem. Şimdi bana bir soru sordular. Niye aday oldunuz diye. Dedim ki... Abi, 4 tane ailemin daha da yetiştirdik. Şu anki mevcut mahalle muhtarıyorsunuz. Bunlardan ödeyi yok mu veya ilgilenmiyor mu? Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama olmuş olsa yapardı diye düşünüyorum. Fakat muhtara söylediklerini iletiyorlar bana. O da hoş bir durum olmuyor tabii ki. Diğer adaylarla da görüştüm ben. Çok değerli adaylar. Onlarla da görüştüm ki onlar için de şöyle söyledim elimden geliyorsa. Siz seçilirseniz de ben size yardımcı olurum dedim. Neden? Çünkü semtimizde sıkıntılar var. Semtimizdeki sıkıntılarla ilgilenilmiş olsa o iç aile bize gelmezdi. Ya da diğer arkadaşlarımıza gitmezdi. Batı mahallesinde 49 tane sokak ve cadde var. Bir muhtar ya da bir görevli hepsine aynı anda yetişebilme şansı yok. Şimdi yine kendimize de batıralım. Her sokağımızda gönüllü olacak. Şu andaki gönüllülerimiz belli. Sokaklarımızın sıkıntıları var. Ama ona geçmeden önce şurayı bir tamamlayayım. Bakın, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımız için olan yardımlarımız. Tekerlekli sandalyeden tutun. Şişme yatağa kadar, yürütece kadar. Bununla beraber gene tuvaletini yapabileceğiz sandalyeye kadar. Bakın, en önemlisi de bu. Hasta yatağı ve elektronik hasta yatağı. Bu ucuz bir şey değil. Bunu temin ettik. Hasta bezleri ayrıyetten. Çünkü bir hasta bezi bakın şu an 400 lira. Devlet destek veriyor. Ancak hasta eğer sıkıntılıysa o bez ona yetmiyor. Evine mi geçindirsin onu mu? Şu an her ay bizim destek olduğumuz 12 tane hastamız var. Hasta bezi veren. Yaşlı insanlar. Şimdi bunun haricinde ihtiyaç sahibi ailelere semt sakinlerimizden gelen eşyalar. Bu eşyalar. Şimdi özellikle deprem zamanında bunu çok yaşadık. Buraya gelen ailelerimiz oldu, burada kalan ailelerimiz oldu. Onların haricinde semtimizdeki yoksul aileler de var. Onlara evlerden aldığımız koltuk takımlarından tutun, masa yemek takımlarından tutun. Aklınıza gelecek sandalyeye kadar. Gene ihtiyaç sahipleri ailelere ikinci el kıyafetler. O kadar yoksul, duvarda zorda olan aileler var ki bunları bile şu anda rahatlıkla temizleyip yıkayıp götürüyoruz, teslim ediyoruz ve giyiyorlar. Evet, şimdi bunun haricinde benim için çok önemli olan bir konu daha var. Buraya kadarki bölüm için seni alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim abim, sağ ol. Şimdi diğer konuya geçeyim, etkinliklerimize geçeceğim bunun haricinde. Doğu mahallemizde Orhan Sinan Hamzoğlu İlköğretim Okulu vardı. Burayla alakalı bir velimiz gruptan, benim sosyal medya grubumdan bana ulaştı. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Ben de dedim ki yani
resmi kurumlar var. Şu anda benim devreye girmem doğru olmaz. Yaklaşık bir 15-20 gün bekledim. 15-20 gün bekledim ama büyük hata etmişim. Okulun durumunu görmedim. Bakın resimlerde var. Şimdi tabii zor görünüyor ama bunları da atacağım size. Bakın tuvaletler şu vaziyetteydi ya. Çocuklar bu şekilde tuvaletlere giriyorlardı. İnanılmaz derecede ya, o sizin de çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir, benim de olabilir. Bırakın her şeyi. Onlar bizim evlatlarımız ya. Biz onlara sahip çıkmazsak kim çıkacak? Okula gittim. Görüntüyü gördüm. Şu an kurumlardaki isimleri bilerek vermeyeceğim. Hocam bu ne? Dedi ki yapacak bir şey yok. Nasıl yok? Dedi yaptıramıyoruz. Ya hocam bakın gözünüzü seveyim. Biz buna bir ön ayak olalım. Dedi ki tamam. Neyse eksikleri çıkarttık. Sadece bunlar değil. Yerlerin epoksisi gitmiş. Kapılar dökülüyor okul. Çok kötü durumdaydı. Baktım sonuç alamıyorum. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne çıktım. Allah razı olsun. Gönül Hocam aracılığıyla tanıdım. Tanımıyordum Milli Eğitim Müdür Yardımcı, ilçe müdür yardımcımızı. Kendisiyle görüştüm. Dedi ki bana ya Bülent haberim yok. Hemen çıkarttım. Dedim hocam çektim haberiniz oldu şimdi. Tamam dedi. Hemen okulu aradı yanımda. Dedi ki okul bu durumda niye bize bildirmiyorsunuz? Bir soru işareti de orada. Tamam. Bülent Bey geliyor. Eksikleri çıkartın. Onu şey yapacağız. Hemen yazı çıktı. Milli ilçeye gönderildi. İlçe büyükşehire gönderdi. Ben telefon açtım grup başkan vekiline. Dedim böyle bir durum var. Ertesi günü ekipler geldiler. 2 ay içerisinde yapılacağı söylendi. Ve şu an okulumuz yapılmış vaziyette. Tuvaletleri olsun, A'dan Z'ye kapıları olsun, yerin epoksisi olsun. Şimdi baktığınız zaman bana ne? Benim mahallem mi? Değil. Ama olmaz. Mesela aza listesini yazarken inanın zorlandım. Diğer gene adaylarımızdan bir tanesi Batı Mahallesi'nde onunla konuştuk. Ya dedi sen oy toplamak için yapıyorsun. Ya arkadaş ağza almak istiyorlar ben ne yapayım? 30 kişiden eleyerek onlar da tabii ki ağza olacak şekilde. Ağzalardan bayılırsan seçim kazanırsın. Her şeyin hayırlısı diyorum. Bizler için önemli olan mahallemiz. Bizler elimizi taşın altına koyduk. Şunu söylüyorum bunu bana söyleme diyorlar ama ben kazansam da kaybetsem de gene bu yaptığım çalışmalara devam edeceğim. Benim önüm kimse. Ben muhtar olmak için de bu çalışmaları yapmadım. Kaybetsem de devam edeceğim. Kazanırsam elim güçlenecek, imkanlarım artacak, yapacağım çalışmalar daha güzel olacak. O yüzden hakkımızda hayırlısı diyorum.